Kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde Maigre Maigre avıtı çok meşhur oldu. Nasıl çıktı, kimler söyledi, niçin yazıldı ve bu bağlamda Kürt sorunu. PKK'lı terörist Zeki Yıldız 1981 yılında Bingöl'de öldürülür. Akabinde Şivan Perver, Zeki Yıldız'a Maigre Maigre anıtını yakar. İbrahim Tatlıses'in Sayın Erdoğan ile birlikte söylediği Maigre Maigre, Paye Maigre, yani ağlama anam ağlama türküsü budur. Peki bu bağlamda Cumhuriyet döneminde Kürt sorunu nasıl doğdu, nasıl gelişti? Ve bu süreci kısaca bir toparlayıp anlatalım. PKK hareketinin oluşumu nasıl oldu? Kürt hareketi, 1961 anayasasının getirdiği özgürlüklerle zemin bulmaya başlar. 1961'in özgürlükçü ortamında gelişen sol görüş ve akımlar, o güne kadar meşru siyasi zeminlerde ve örgütlenme şansı bulmayan Kürtler için olağanüstü bir fırsat yaratır. Türkiye'de iç göç hareketinin arttığı yıllardır 1960'lı yıllar. Doğudan batıya doğru göç hareketi. Pek çok Kürt vatandaşın ülkenin doğusunu ve batısı arasındaki eşitsizliği ve ekonomik farklılıklarının da farkına varmaya başladığı yıllardır. Doğudan batıya gelen gençler okumanın yanı sıra birlikte hareket etme olanağı da buldular. Bu dönemde Musa Anter, Tarık Ziya Ekinci, Faik Bucak, Said Elçi, Yaşar Kaya gibi isimler Kürt hareketinin hem teorik hem de pratik zeminini oluşturmaya başladılar. Musa Anter'in çıkardığı Yurt Gazetesi bu açıdan oldukça önemlidir. Doğu illerinde gerçekleştirilen yoğun mitingler ile Kürt sorunu kitlesel bir hale dönüşmeye başlar. Kürt sorunu Marksist bir ideolojinin kanatları altına saklanarak yavaş yavaş uç vermeye başlamıştır artık. Peki PKK ne zaman, nerede kuruldu? Marksist ve Leninist bir örgüt olarak 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde Abdullah Öcalan ve 21 arkadaşı tarafından kurulur PKK. Amacı Kürt halkının sömürüldüğü, Kürtlerin ayrı bir ırk olduğu vurgusu yapılarak Marksist bir zeminde ileride İran, Irak, Suriye ve Türkiye'yi de içine alan bağımsız bir birleşik demokratik Kürdistan kurmaktı. İlk isimleri APO'culardır. Akabinde ismi PKK olarak değiştirirler partiye, Karkara Kürdistan'ın kısaltılmış hali. 12 Eylül darbesinden nasibini alan PKK militanlarının çoğu yurt dışına kaçar. Yakalananlar da Diyarbakır cezaevine. Ve Diyarbakır cezaevi PKK için neredeyse bir okula dönüşür. 1981 yılında Mesut Barzani tarafından darbe sonrasında Kuzey Irak'a alınırlar. Terör eylemlerinin merkezi Suriye'den Beka Vadisi ile beraber Kuzey Irak'ta Kandil Dağları olmuştur artık. Destekçiler ise Barzani, Rusya, Yunanistan ve Amerika'dır. Ve PKK silahlı eylemlerini genişletmeye başlar. Asker katliamlarının yanında köy baskınları, kamu binaları ve mallarına saldırmaya başlarlar. Öğretmenleri şehit ederler. Amacı ise devlete karşı kendini bir alternatif olarak göstermektir Kürt halkına karşı.
Saddam Hüseyin Körfez Savaşı sırasında Barzani birliklerine saldırınca tüm ağır ve hafif silahlarını Barzani PKK'ya bırakır ve kendisi İran'a kaçar. Artık Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu doğmuştur. Ve bu boşluktan PKK çok iyi yararlanır. 1991 yılında Halkın Emek Partisi'ni açıkça destekler. Yine 91 yılında Amerika'nın Kuzey Irak'ın üzerinde 30. paralelin üzerine uçuşa yasak bölge getirmesi ise ekmeğine yağ sürer PKK'nın. Silahlı gücünün büyük bir çoğunluğunu da Barzani korumasında, gizli gizli korumasında Kuzey Irak'a çeker PKK. Orada uzun yıllar, neredeyse 10 yıla varan bir sürece Türkiye içinde terör eylemlerinde bulunur. Akabinde 91 yılında yakalanır. 99 yılında yakalanır. Türkiye'nin kararlı tutumu netice vermiştir. Kenya'da yakalanır ve Türkiye'ye getirilir. İçeride Öcalan yakalandığından dolayı çok büyük terör hareketleri beklenir. Lakin ses çıkmaz. Apo yargılanır. Müebbet hapse mahkum olur. Terör bir müddet susacaktır artık. Ne zamana? Ta ki açılım sürecinin sonuna, masa devrilesiye kadar. PKK bu dönemde Kürt bilincini oluşturma çabalarına da oldukça hız vermiştir. Bu bilinci oluşturmak için kiralık kalemşerlerin harici sanatçılara da ihtiyacı vardır. PKK'nın Ahmet Kaya gibi, Şivan Perver gibi. Megri ağlama anısı da sözleri bir tarafa, Şivan Perver denen Türk düşmanı ve Mesut Barzan denen kripto terör destekçisi ile bir olup açılım adı altında ortaya konuldu. Bu sürece inanıp destek vermeyenler de bir zamanlar minik serçe lakaplı Sezen Aksu tarafından iki cihanda lekeli ilan edildi resmen. Açılım sürecimi burası şaibeli. Türk milleti, çünkü en tepede birkaç kişi hariç ne konuşulduğu, nelerin pazarlığı yapıldığı konusunda hiçbir zaman bilgilendirilmedi. Açılımın başarısızlığının temel nedeni bence budur. Halk bilgilendirilse ve fikri sorulsa, hatta referanduma götürülseydi çok farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Öylesine bir ketumiyet içerisinde götürüldü ki açılım sürecinde akil adamlar diye milleti ikna için sahneye sürülenler dahi ne olup bittiğinin farkında değildi. Söyleyecekleri hiçbir şey yoktu millete. Türk milletiyle gizli kapılar arkasında resmen dalga geçildi. Şehitlerin kemikleri sızladı. O dönemlerde de daha çok meşhur oldu zaten Megri. Türk'ü gerek güftesi ve gerekse bestesi açısından hakikaten can yakan bir ağıt. Lakin 40 yıldır bitmeyen bir terör de bu ülkenin gerçeği. Canlar gidiyor. Ekonomi yerlerde sürünürken terörün ağababası olan başta Amerika ve Batı sevinçle ellerini ovuşturuyorlar. 40 yıl tam dile kolay. 40 yıldır bir terör yaşayan bir ülke. Bitirmek, sonlandırmak elbette kolay değil. Bir sektör olmuş. Beslenene, uyuşturucusundan insan kaçakçılığına, silah ticaretinden mafyalığına kadar. Bu terör istenirse biter. Yalnız biteceği yer ne Oslo'dur, ne Berlin'dir, ne Londra'dır, ne Washington'dur. Çözüm, aynı ülkenin asırlarca bir arada yaşamış halklarının birlikteliğinden, birlikte çözüm aramalarından geçer. Önce tespiti bence doğru yapmak gerekir.
sorun PKK mıdır, Kürt sorunu mudur? Yani bir anlamda tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor? Önce biz burada bir karar vereceğiz. PKK olayı da ta Osmanlı'dan günümüze sayısız Kürt kalkışmalarından birisi midir? Kürt sorunu çözmüş bir Türkiye, gerek ekonomisi, gerek insan gücü olarak dünyada başat rol üstlenebilecek lider ülkelerden biri olabilir, diyor musunuz? Ama önce bir şeyler yapmak lazım. Hiçbir şey yapmadan hiçbir şey olmaz. Türkiye, valilerini, emniyet müdürlerini, hatta müftülerini, yöre halkının seçeceği, müfredatını merkezi hükümetin belirleyeceği, yeterli talebe bağlı farklı dilde eğitimi dahi düşünebileceği, tam demokrasiye geçen bir 81 illi eyalet sistemi. Bu da benim düşüncem, bu da benim fikrim. Katılırsınız, katılmazsınız. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.